Bu ülkenin sosyal bir gerçeği. Şimdi geldik bir başka. Bu hem sosyal hem de ekonomik bir gerçeklikten bahsediyorum sizlere. Dilan Polat'tan bahsediyorum. Yani Allah kimse bunların durumuna düşürmesin. Ha bunlar ama bunlar da açık gözlük çok fazla. Ve toplumun merhamet duygusunu, bakın hepimizde olan merhamet duygusundan nasıl faydalanacaklarını çok iyi biliyorlar. Enerji. Yüzde yüz enerji. Bu nasıl bir sinir? 1 Kasım'da tutuklandı. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu cezaevinden mektup yazdı. Dilan Polat içim acıyor derken Sıla Doğu ise suçsuz olduğunu söyledi. Biz kötüyüz aynen. Fenomenler soruşturmasında kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma suçlarından tutuklandı. Polat ailesinin de dahil olduğu 12 kişi. <laughs> Dilan Polat cezaevinde kaldığı süre boyunca sürekli hastalıklarla uğraştı 11 gün boyunca ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kaldı Polat ve kardeşi Sıla Doğu cezaevinden ailelerine mesaj gönderdi Dilan Polat ailem çocuklarım içim yanıyor evlatlarım notunu paylaştı Sıla Doğu daha uzun not yazdı. Cezasını kabullenemeyen Doğu neden içerideyim dedi. Susuz yere yatmak zor. Aylardır sorguladım tek şey neden burada olduğum. Aleyhime bir tane bile suç unsuru olmamasına rağmen haksız bir şekilde tutukluyum. Asla Allah'ın adaletine ve Türk mahkemelerine olan inancımı yitirmeyeceğim. Yüzde yüz bu nasıl bir sinerji. Tek tek ediyorum etalarımı gerçekten yani başta kanalda haber bunu söylemeseydi ardından biz de dile getirmeseydik hala da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde Dilan Hanım yatıyordu orada. Hiç kimsenin haberi olmadan. 28 Aralık'ta girmiş veya 29 Aralık'ta girmiş ve bir hafta 10 gün sonra filan öğrendik. Yılbaşında geçirmiş 11 günde kaldı. İşte 11 gün sonra öğrenebildik. Cezaevinde değilmiş hanımefendi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeymiş. Oradan ertesi günde zaten bu duyulduktan sonra kamuoyu görevini yaptı çünkü. Daha doğrusu gazeteciler kamuoyunu aydınlattı. Bilgiyi paylaştı. Ardından da bir şekilde cezaevine getirdi. Arkasındaki gücü görüyor musunuz? Ha avukatları zeki adam ama gördüğüm kadarıyla. Güzel bir halkla ilişkiler çalışması yapıyor. Çocuklarım, Allah, işte ne bileyim e, yavrularım vesaire. Yapmadan önce düşünecektiniz o zaman. Yapmadan önce bir şeyleri düşünecektiniz. Tabii e, o servet de çünkü çok soru işaretleriyle dolu bir servetten bahsediyoruz. Bakalım acaba akıbetleri ne olacak bu arkadaşlar? Şimdi akıbet